Arkadaşlar herkese iyi çalışmalar. Stack yapısıyla ilgili anlatacaklarımı bitirdim. Şimdi stack yapısıyla ilgili bir uygulama yapacağız. Uygulamamızla birlikte stack yapısını daha iyi anlayacağız. Uygulamamız arkadaşlar bir kurs kayıt uygulaması diye belirledim. Bu bilgisayar kursu olabilir ya da bir ehliyet kursu olabilir ya da buna benzer bir kurs olabilir. Bu kursun bir kontenjan olduğunu düşüneceğiz ve o kontenjana göre kayıtlarımızı yapacağız. Hemen Eclipse'yi açıyorum. Bir proje oluşturarak uygulamamızı gerçekleştirelim. Evet, Eclipse açıldı arkadaşlar. Sağa tıklıyorum. New diyorum. Bir proje diyorum. Projemizin ismine kurs kayıt diyeceğim. Kurs kayıt uygulaması diyeceğim. Şimdi projemiz oluştu burada. Sadece class olarak sağa tıklıyorum. New diyorum. Bir class oluşturalım. Oluşturduğum class'ım uygulama olsun. Uygulamalarımızı bu sınıfta toplayalım. Main metodunda otomatik oluştursun. Şu yorum kısımlarını siliyorum. Şimdi arkadaşlar biz bu uygulamayı tabi bağlı listelerle yapacağız. Yani düğüm oluşturacağız. Oluşturacağımız bu düğümü siteyin içerisinde kaydedeceğiz. Şimdi burada default package'e sağ tıklıyorum. New diyorum. Bir class daha ekliyorum. Burada ne diyelim? Kurs not diyeceğim. Bir not sınıfımız olsun arkadaşlar. İsmi kurs not dedim. Yani kurs bir kurs olacak. Bu kursumuz dediğim gibi bilgisayar kursu olabilir ya da ehliyet kursu olabilir. Bu kursa kaydolacak kişiyi bilgilerini tutacağımız bir not, bir düğüm oluşturacağız. Nodumuza burada gerekli değişkenleri tanımlayacağız. Default package'e sağ tıklayalım, bir de stack yapısını da bir oluşturalım. Buna da kurs stack diyeyim arkadaşlar. Finish. Şimdi 3 tane sınıfımız var. Uygulama, kurs not ve kurs stack. Uygulamamızda zaten her şeyi burada test edeceğiz, deneyeceğiz. Şimdi kurs node'a gelelim arkadaşlar. Kurs node'da kursa kaydedeceğimiz kişinin bilgilerini alalım. Bunlar ne olabilir? Adı olabilir, TC'si olabilir ve mezun olduğu bölüm olabilir. Alalım arkadaşlar. Ne diyelim? String TC diyeyim. String ad diyelim. String soyadı da alalım. String mezun bölüm. Mezun olduğu bölüm. Tabii burada stack yapısını bağlı listelerle yapacağız. Bağlı listelerde de tek yönlü bir doğrusal yapı kullanacağız. O yüzden bir tane de bir göstericimiz olsun. Yani oluşturacağımız nodu bağlayacağımız başka nodları gösterecek şekilde bir göstericimiz olsun. Onu da aynı şekilde sınıfın ismin tipinde oluşturacağız. Kurs not next diyelim. Şimdi burada ne yapıyorduk? Bir constructor oluşturarak bunları parametre olarak ekleyelim arkadaşlar. Sağ tıklıyorum. Otomatik oluşturalım constructor'ı. Source'dan şurada generic constructor diyor. Burada parametre olarak next almayalım. Diğerlerini alsın. Create diyelim. Burada ne yapacağız? Kullanıcıdan TC'yi, adı, soyadı ve mezun olduğu bölümü alacağız. Şu süpere gerek yok. Herhangi bir kalıtım kullanmadık. Şurada next'i arkadaşlar null olarak atayalım. Varsayalım. Şimdi not yapımız bu arkadaşlar. Bir önceki videolarımızda ne yapmıştık? Not yapımızda bir tane değişken oluşturuyorduk. Set integer data diyorduk. Burada kaç tane? 4 tane değişkenimiz var. Bir de bir sonraki nodu gösterecek şekilde göstericimiz var. İsmine next dedik. Önceki videolarımızda da buna next diyorduk zaten. Yapıcı fonksiyonumuzu oluşturduk. Yapıcı metodumuz parametre olarak 4 tane değişkeni kullanıcıdan alacak ve gerekli atamaları burada yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar kurs nodumuz tamam, bitti. Kurs siteğimize gelelim. Siteğimiz ne olacak arkadaşlar? Bir kapasite olması gerekiyor. Yani bir kurs açılacak bilgisayar kursu ama bu kursun bir kontenjanı olsun. Onu ne yapalım? Integer kontenjan diyelim. Daha sonra kursa kayıt yapacağız ama bu kaydı kontenjan aşmayacak şekilde bir kontrol altında tutan bir değişken oluşturalım. Integer cnet diyorduk öncekilerde, yani counter. Burada adet diyelim.
Ya da sayaç diyelim arkadaşlar, sayaç. Şimdi bir de kontenjan sayaç, bir de ne oluşturacaktık? Kontenjanımızı tutacağız, sayacımızı tutacağız. Kurs setiğimizde şu an yapıcı metodunu oluşturalım. Kurs setek sağa tıklayalım. Source'dan hemen generic constructor. Burada sadece kontenjan alalım. Yani kullanıcı bir setek yapısı oluşturursa bu oluşturduğu setek yapısına kaç kişiyi kaydedecek? Bunu kontenjan olarak girsin. Süper'i siliyorum. Bu şekilde bu yapımızı da tanımlamış olduk. Şimdi kontenjan tamam, sayaç tamam. Sayacı da 0 verelim başlangıç olarak. Sayaç eşittir 0 diyelim. Bir de tabii neyi tutacaktık? O en önemlisi arkadaşlar. Stake'deki yapımız neydi? Üst üste koyma. Ve en üstteki düğümü tutan değişkenimiz tab değişkeniydi. Onu oluşturacağız. Onu oluşturalım. Ne tipinde? Kurs not tipinde. Burada oluşturduğumuz kurs not vardı. Bu tipte olacak. Kurs siteye tekrar geçtim. Kurs not tipinde bir tab değişkeni oluşturalım. Aynı şekilde constructor'la birlikte tab'ı da null olarak atayalım. Şu an ne oldu arkadaşlar? Kurs not bir hata mı var? Şunu yanlış yazmışım. Kurs not. Tamam. Şimdi kurs nodumuz, yani önceki bağlı listelerde gördüğümüz bu tab değişkeni head gibi düşünebilirsiniz. Yani eklenen düğümler üst üste konacak. Üst üste koyduğumuz en üst değeri tab değişkeniyle takip edeceğiz. Şimdi constructor'ımız ve değişkenlerimiz tamam. Şimdi arkadaşlar bir ekleme, yani push işlemi yapacağız. Stake'den silme işlemini pop fonksiyonuyla yapacağız. Kayıt verileri listeleyeceğiz. Bu şekilde fonksiyonlarımızı oluşturalım. Push fonksiyonuna void eklediğim isterseniz arkadaşlar. Bu aslında ne anlama geliyor? Şurada yorum olarak yazayım. Push fonksiyonu olacak. Ekleyeceğiz. Ne ekleyeceğiz? Kursa gelen vatandaşı kaydedeceğiz. Önce elemanı oluşturalım. Ekleyeceğimiz kurs not diye bir düğümümüz var. Şuradaki değişkenleri alayım arkadaşlar. Global olarak kullanalım bunları. Copy dedim. Kurs siteye geldim. Şurada nereye? Construction'ın altına yapıştırıyorum arkadaşlar. Şuraya yapıştırdım. Şimdi burada TC, ad, soyad, mezun bölümleri lazım olacak. Onları alalım. CS out diyelim. Kursa kayıt edilecek kişi bilgileri diyelim. CS out. TC no'dan başlayalım. Ve bunu kullanıcıdan alalım. Hemen şurada scanner nesnesi oluşturacağım. Scanner. System.in. Ctrl Shift O diyorum ve kütüphaneye ekliyorum. Şimdi kullanıcıdan TC'sini sorduk. Kursa kaydedilecek kişinin TC'sini. Yazalım. TC'ye burada global olarak oluşturduğumuz TC'yi kullanalım. Scanner.nextline. Tamam, bunu aldım. Kopyalıyorum. Hızlıca 3 tane daha yapıştırdım. No'dan sonra ad diyelim. Daha sonra soyad diyelim. Daha sonra da mezun olduğu bölüm diyelim. Bölümünü de alalım. Şurada güncelleyelim. Ad, soyad, mezun bölüm diye kullanalım. Şimdi bu bilgileri aldık. Ancak düğümü oluşturmadık. Bir düğüm oluşturalım ki sitenin içerisine ekleyelim. Düğümü aynı şekilde kurs not tipinden, kurs not tipinden bir eleman diyelim. New kurs not. Tamam. Burada otomatik veriler geldi. TC, ad, soyad, mezun, bölüm. Bunlar zaten kullanıcıdan almıştık. Şöyle bunlara enter dedim arkadaşlar. Mezun bölüm. Tamam. Şimdi elemanımızı oluşturduk. Elemanın içerisindeki verileri de kullanıcıdan aldık. Ancak bu elemanı nereye ekleyeceğiz? Stake yapısının prensibi. Hep üste ekleyeceğiz arkadaşlar.
Bu yüzden burada if'lerle kontrol edelim. If diyelim önce stack dolu mu? Stack doluysa ekleme yapmayacağız. Yani şurada bir kontenjan değişkenimiz var. Bunu kullanıcıdan aldık. Eğer kontenjan dolduysa yeni kayıt alamayacağız. O zaman ne yapalım? Şurada is full diyorduk önceki şeylerden. Gene aynı diyelim isterseniz. Is full diyelim. Dolu mu? Dolu mu diye bir fonksiyonumuz olsun. Eğer doluysa kayıt yapmaz. CSOut kurs kontenjanı dolu yeni kayıt alamıyoruz diyelim. Else'ye girelim. Artık kontenjan müsaittir. Else'de. Burada şey yapalım. İlk kaydı bir tespit edelim. İlk kaydı da tekrar else'nin içinde if yapalım. Is full değil de burada da is empty ile sorgulayalım. Boş mu? Yani stack boşsa hiçbir kayıt yoktur. Burada if kısmında onu yapalım. Neyi yapacağız? Şu elemanı stack'in içerisine atacağız. Atalım arkadaşlar. Ne diye atacağız? Zaten bizim stack'imizin en üstteki elemanı top diye bir değişkende tutuyorduk. O zaman ne yapıyoruz? Top eşittir eleman diyoruz. İşlemi tamamlıyoruz. Burada bir mesaj verelim isterseniz. Top'un no'su, tc'nin olsun yazalım. Numaralı kişi kursa ilk kayıt olarak eklendi diyelim. Şimdi else'ye girelim. Else'de ne yapacak? Stack'te daha önceden kayıt varsa else'ye girecek. Hiç kayıt yoksa if'e girmişti. Aynı şekilde üst üste koyacağız. Koyacağımız şey top'un üstüne koyacağız. O zaman ne yapalım? Ekleyeceğimiz elemanın next'i top olsun. Daha sonra top'u güncelleyelim. Top eşittir eleman diyelim. Aynı şekilde şuradaki mesajı gene verebiliriz. Tabii ilk kayıt demeyelim. Yapıştırdım. Şuradaki numaralı kişi kursa eklendi diyelim. Şimdi tabii burada eklemeyi yaptık ama arkadaşlar burada eklemeyi yapınca şuradaki sayacı Constructor'da sıfır olarak belirlediğimiz sayacı her eklemede artırıyoruz. Nerede ekleme yaptık? Ekle fonksiyonunda. If'te herhangi bir ekleme yok. Ancak else'de ekleme var. Else'nin bitiminden önce şuraya sayacı bir artıralım arkadaşlar. Çünkü sayaç bizim kontenjanımıza gelince duracak ve kayıt yapmayacak. Tabi is full diye bir fonksiyonumuz yok. Onu da oluşturalım. Üzerine geldim. Create method dedim. Otomatik buraya oluşturdum. Onu da şöyle görelim. Yukarı çekeyim. Is full diye bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonumuz bir mantıksal sonuç döndürüyor. Ne zaman full olur stack arkadaşlar? Sayacımız eşit olmuşsa neye? Kontenjanı. Bu durumda true'u döndürür. Yani stack doldu der ve bir daha şurada is full'u çağırıyor. Yeni bir kayıt yapmaz. Stack kurs kontenjanı dolu, yeni kayıt alamıyoruz dedi diye bir uyarı verir. Şimdi ekleme tamam arkadaşlar. Şuraya gelelim. Ekle fonksiyonundan sonra sil fonksiyonuna gelelim. Void sildiğim arkadaşlar. Burada da şöyle yapalım arkadaşlar. Burada hangi kişiyi sileceğiz diye bir seçeneğimiz yok. Sileceğimiz kişi bellidir. O da siteyin en üstündeki kayıtlı olan kişidir. Yani tapı sileceğiz. Hemen bir sorgulayalım if ile önce. Stack boş mu? Onu ne diye sorgulayalım? Is empty diye bir fonksiyon olsun. Bu fonksiyon siteyin dolu veya boş olduğunu kontrol etsin. Boşsa zaten silecek bir şey yoktur arkadaşlar. Stack demeyelim de kursta kayıtlı kimse yok diye. Yani silmeye çalıştığınız herhangi bir kimse yok desin. Else'ye girelim. Burada silme işlemini yapalım. Nasıl siliyoruz? Top eşittir. Top'un next'i dediğimiz zaman tabı bir alta indirmiş oluyoruz ve bu tabı boşa çıkartmış oluyoruz. Burada da bir mesaj verelim. Tabi silmeden önce mesaj vereyim ki silindikten sonra o kişinin TC'sine ulaşamayız. TC no tabın TC'si numaralı kişi silindi diyelim.
Silme işlemi de bu kadar arkadaşlar. Tabi EasyEmpty diye bir fonksiyonumuz yok. Onu da otomatik oluşturalım. Üzerine geldim. Create metot dedim. Buraya EasyEmpty diye bir fonksiyon oluşturdum. Boş mu? Ne zaman boş olur stack'imiz? Adetimiz eşit eşit sıfırsa stack boştur arkadaşlar. Adet dediğimiz değişkende adet miydi? Sayaçmış pardon. Sayacımız sıfırsa şuraya tekrar geldim. Stack boştur. Diğer durumda zaten kaydı silme işlemini tabı silerek gerçekleştiriyor. Silme işlemimiz de tamam. Tamam. Şimdi kursa kayıt yapabiliriz, silme yapabiliriz. Bir de kurstaki kayıtlı kişileri görelim. Hemen şuraya iniyorum. Hatta şunun üzerinde yazayım arkadaşlar. EasyEmpty ve EasyFull en altta olsun. Void yazdır diye bir fonksiyonumuz olsun. Bu da tabii şu sil fonksiyonu arkadaşlar ne yapıyor? Pop fonksiyonunu çalıştırıyor. Yani stack'tekini çıkar anlamına geliyor. Şimdi yazdır fonksiyonunda EasyEmpty ile bir yazdırılacak bir şey var mı soralım. Yoksa yani EasyEmpty boş geldiyse kursta kayıtlı kimse yok. Yani yazdırılacak kimse yok. Else kısmında yazdıralım. Eğer varsa yazdıralım. Bunda geçici bir düğüm oluşturalım. O düğümü taptan başlayarak siteyin en altına kadar indirelim. Kurs not tipinde bir temp oluşturacağım ve bunu taptan başlatıyorum. File'da temp'i ilerletelim. Temp eşit olmadığı sürece null'a. Null hangi düğümde arkadaşlar? Site ilk kaydedilen en alttaki düğümün göstericisi null'u gösterir. Şu an tab'da siteyin en üstündeki düğümü tutuyor. Tabii temp ile bunu aldım. Alta doğru ineceğim. İnelim. Temp eşittir temp'in next'i diyelim. Temp eşittir temp'in next'i diyelim. Bir sonraki düğüme geçmeden, yani bir alttaki düğüme geçmeden önce de bu temp'in bilgilerini yazdıralım. Şurada while'ın dışında bir başlık verelim arkadaşlar. CS out diyelim. Kursta kayıtlı kişi listesi diyelim. Bunu da isterseniz isim soyisim diye yazalım. Ad diyeyim. Pardon önce TC diyeyim. TC no. Ters slash tab diyeyim. TC no'dan sonra ad diyelim. Ters slash tab. Soyad diyelim. Ters slash tab. Yani bir tab boşluk versin arada. Ad, soyad. Bir de ne vardı? Değişkenlerimiz. Ad, soyad, mezun bölümü. Mezun olduğu bölüm. Mezun olduğu bölüm diyelim. Ya da şöyle mezun bölüm. Burada ters tıraş ende diyebiliriz. Zaten satır başı yapacak. Burada başlıkları yazdık. Burada while'in içerisinde yazalım. Neyi yazacağız? Temp'in TC'si. Bir ters tıraş tab diyerek boşluk verelim. Artı temp'in adı. Ters tıraş tab. Temp'in soyadı. Ters tıraş tab. Temp'in neyi var? Ad, soyad, mezun bölüm. Tamam. Zaten her satırı alta inecek. Print line dedik. Bu şekilde kayıtlı kişileri yazdırmış olacağız. Yazdır fonksiyonumuz bunu yapacak. Bir de kursa kaydolan en son kişiyi bulalım. Yani tabı yazdıracağız. Bir fonksiyon da oluşturayım. Void en son kayıt olan kişi. En son kayıt olan kişi. Biz önce bir listede kimse var mı? Stack'te kimse var mı? Biz empty diyorum. Boş mu? Evet boşsa, boş mudan bize true geliyorsa kursta kayıtlı kimse yok diyor. Diğer durumda else de ne yazdıracağız arkadaşlar? Tab'ın bilgilerini yazdıracağız. Şurada kayıtlı bir yapı var. Onu kopyalayayım arkadaşlar. Yapıştırdım. Burada temp değil, bu tap olacak. Tap'ın TC'si, tap'ın adı, şunları sileceğiz. Şunu da sileyim. Şuraya da isterseniz else'nin içerisine bir mesaj yazayım şöyle. Bunu parantez alayım arkadaşlar. Kestim, tekrar yapıştırdım. CS out. Kursa kayıt olan en son kişi. En son kişi tab değişkeninde tutulan kişidir.
Son kaydı da bu şekilde yazdırmış olacağız. Bir süreye bakayım. Tamam. Şimdi bu stake yapımızı artık test edelim arkadaşlar. Yukarıya geldik. Kurs stake diye bir yapımız var. Ekleme push, silme pop, yazdırma print. En son kaydı olan kişi, yani en son en üstteki top değişkenimizi yazdırdık. Is empty ve is full da stake dolu mu boş mu bunu kontrol edecek. Tabi burada silde silme işlemini yapınca burada if de silmiyor, else de siliyor. Burada neyi unutmuyoruz arkadaşlar? Sayacı bir eksiltmeyi unutmuyoruz. Şimdi uygulamamıza gelelim. Önce bir scanner nesnesi oluşturayım. Kullanıcıdan bilgiler alalım. New scanner system.in. CTRL Shift O diyorum. Kütüphaneyi ekliyorum. Şimdi kullanıcıya soralım isterseniz. Integer n diyeyim. CSAL. Kursa kayıt edilecek kişi sayısı. Kişi sayısı, yani kontenjanı kullanıcıdan alalım. N eşittir scanner.nextInt diyelim. Bu sayıyı kullanıcıdan alalım. Şimdi stake yapımızı oluşturalım arkadaşlar. Kurs stake. Liste diyeyim gene. New kurs stake dedim. Ve benden N istedi ve otomatikte Eclipse ekledi zaten. Bir stake yapısı oluşturuyoruz. İsmine liste dedim arkadaşlar. İsterseniz bu oluşturacağım liste bilgisayar kursu olsun. O yüzden bilgisayar kurs listesi diye. Biraz uzun oldu ama şu B'yi küçülteyim isterseniz. Konunun anlaşılması için iyi bir isim. Yani bir bilgisayar kursuna kayıt olacak kontenjanı kullanıcıdan alacağız. Kaç kişilik bir kayıt yapmak istiyor. Ve ona uygun bir yapı oluşturduk. Şimdi bir integer n'in yanına şuraya virgül dedim. Seçim diye bir değişken yapayım. Eksi 1 diyeyim. Çünkü bir while oluşturacağım. While diyelim. Seçim eşit olmadığı sürece 0'a. 0 çıkış olsun. Hemen CSOut'la yazalım. Kursa yeni kayıt. Bu 1 olsun. Hemen bunu kopyalayayım. Şöyle 3-5 tane yapıştıralım arkadaşlar. 2 diyelim, 3 diyelim, 4 diyelim, 0 diyelim. Kursa yeni kayıt. En son kaydı sil diyelim. Çünkü ortadakini silemeyiz arkadaşlar. Bu stake yapısına aykırı. Stake yapısına uygun bir uygulama yapıyoruz. Kursta kayıtlı kişiler diyelim. Bu yazdır fonksiyonunu kullanmak için. En son kayıtlı kişi bilgiler diyelim. En son kimi kaydettik? Onu görelim. Ve sıfırda çıkış olsun. Hemen bir tane daha yapıştıracağım ve seçiminiz diye soracağım. Şu LN'yi de sileceğim. Satır başı yapmasın. Seçiminiz diyelim. Scanf diyorum. Seçim değişkeni eşittir scanner.nextin ile alalım. Şimdi kullanıcıdan aldık tercihini. Ekleme mi yapmak istiyor, silme mi yapmak istiyor ya da kayıtlı kişileri görmek mi istiyor? Hatta bir tane daha fonksiyon ekleyeceğim arkadaşlar. Kurs siteye geleyim şuraya. Yazdır fonksiyonun altına şuraya. En son kaydı göster. Buraya bir fonksiyon daha ekleyeceğim arkadaşlar. Void kalan kontenjan sayısı. Kalan kontenjan sayısı. Kalan kontenjan sayısını da şöyle bulabiliriz. Toplam kayıtlı kişi sayısı diyelim. Burada sayacı yazdıralım. Daha sonra kalan kontenjan sayısında ne yapacağız? Artı diyeceğim. Parantez açarak kontenjandan sayacı çıkartacağım. Yani kaç kişiyi daha kaydedebiliriz? Bunu da buradan görmüş olacağız. Bunu da kalan kontenjan sayısı diye bulalım. Kurs uygulamaya geldik. Şurada 4'ten sonra 5 yapacağım arkadaşlar. Şunu böyle yapıştırıyorum. 5 diyeceğim. Kalan kontenjan bilgiler diyelim. Çıkış olsun. Tamam. Şimdi seçimimizi aldık. Bir switch keys oluşturarak bu seçim değişkenine göre
işlemimizi yapalım. Case 1 ise ne yapıyor? Yeni kayıt. O zaman ekle fonksiyonunu çalıştıracağız. Neyin içerisinde ekle fonksiyonu? Burada oluşturduğumuz kurs kayıt yapısından oluşturduğumuz nesnenin içerisindeki ekle fonksiyonu. Yani bilgisayar kurs listesi içerisindeki ekle fonksiyonu. Yazalım buraya. Şuraya ekle. Bilgisayar kontrol shift diyorum. Otomatik geliyor. Ekle fonksiyonunu çalıştır ve bir ekle de çık diyoruz. Case 2 ne yapacak? Gene bilgisayar kurs kaydındaki sil fonksiyonunu çalıştıracak ve bir ekle de çıkacak. Case 3 ne yapacak? Kursta kayıtlı listeler, yani yazdır fonksiyonunu çalıştıracak ve daha sonra da bir ekle çıkacak. Case 4 ne yapacak? En son kayıtlı kişi bilgiler, yani bilgisayar kurs kaydındaki en son kayıtlı kişi diyeceğiz. Bir ekle bundan da çıkacağız. Noktalı virgülü basıyorum ama almıyorum arkadaşlar. Case 5 ne yapacak? Kalan kontenjanı bulacak. Bilgisayar kurs kaydı içerisindeki kalan kontenjan sayısını verecek. Ve bir ekle buradan da çıkacak. Case 0'ımız CS out'la çıkış yaptınız diye mesaj versin. Ve zaten 0 girersek while'dan çıkmış olacak. Default'umuz CS out'la hatalı seçim yaparsak bize mesaj versin ve doğru seçimimiz 0-5 arası olduğunu parantez içerisinde bildirsin. Bu şekilde bir uygulama. Şimdi tamam, şu boşluğu da alalım. Buraya kadar olan kısımları test edelim. Şurada bir hata var. Bir ekin sonuna noktalı virgül koymamışız. Şimdi uygulamamızı test edelim arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Kurs kayıt edilecek kişi sayısı. Yani kursa kayıt edilecek kişi sayısı. Ben 10 kişiyi kaydetmek istiyorum. Enter'ladım. Kursa yeni kayıt, en son kaydı sil, kursa kayıtlı kişiler, en son kayıtlı kişi bilgileri, kalan kontenjan, çıkış. Şimdi kursa kimse kayıtlı değil, bir görelim. 3'e basarak 3, kursa kayıtlı kişiler. 3'e bastım, enterladım. Kursa kayıtlı kimse yok dedi. O zaman ekleyelim arkadaşlar. 1 dedim. Kursa kayıt edilecek kişi bilgileri. TC ne olsun? 1, 2, 3, 4, 5 dedim, enterladım. Adını sordu. Adı Saliha diyelim. Soyadını sordu. Bunu satır başı yapmayacak şekilde ayarlasak iyiydi ama önemli değil. Onu da siz yapabilirsiniz. Şahin diyeyim. Mezun olduğu bölüm diş diyelim. Diş bölümü mezun. Şimdi ne yaptı? 1, 2, 3, 4 yani 12.345 numaralı kişi kursa ilk kayıt olarak burada ilk kayıt olarak bir mesaj verdi. Eklendi dedi. Bir tane daha kaydedelim. 1 dedim. TC'si 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun bu da. Ya da 6 diyeyim. Adı Mesut olsun, soyadı Şahin olsun, mezun olduğu bölüm uçak bölümü olsun. Enter'ladım. Bu kişiyi de kaydetti. Burada dikkat ettiyseniz ilk kişi demedi. Çünkü stack'te daha öncesinden bir kayıt var. En az bir kayıt var. Şimdi bir tane daha kayıt yapalım. Bir diyelim. TC'si 1, 2, 3, 7 diyeyim şöyle. Adı Mustafa diyelim. Soyadı Yılmaz diyelim. Mezun. Bu da bilgisayar bölümü. Bilgisayar kursuna kaydediyoruz ama olsun. Şimdi bu da kaydedildi. Bir 3 ile yazdıralım. Kursta kayıtlı kişiler. 3'e bastım. Kursta kayıtlı kişileri listeledi. TC'si, adı, soyadı, mezun olduğu bölüm. TC'si buymuş. Mustafa Yılmaz. Mezun olduğu bölüm. Burada satır başı yapmış. Buraya CTLM mi dedik acaba? O yüzden mi dedi? Bir hızlıca durdurup bir bakalım arkadaşlar. Ya da şurayı genişletme ile alakası var mı? Yok. Bir bakalım. Kurs tek kalan kontenjan şurada neredeydi? Yazdır. Burada CTRL N demişim arkadaşlar. Tab diyecektim. O yüzden satır başı yapmış. Bu durum şurada da vardır. Bunu da T'ye değiştirdim. Başka da yoktur. Şimdi hızlıca bir daha yapalım arkadaşlar. Kursa kayıtlı 5 kişi diyelim. Fazla uzatmayalım. Hatta şunu da bilgileri alırken arkadaşlar kurs kayıtta en yukarı geliyorum. Ekle fonksiyonu içerisinde şu LN'leri siliyorum. Karşısına yazsın. Tamam. Şimdi F11'e bastım. 5 kişi yeterli. Kursa yeni kayıt. 1 diyorum. TC'si 1, 2, 3 dedim. Adı Saliha. Soyadı Şahin olsun. Mezun olduğu bölüm diş olsun. Bu kişi tamam. 1 diyorum. 1, 2, 4 TC'li, Mesut diyelim, Şahin diyelim,
uçak diyelim. Tekrar 1'e bastım, yeni kayıt. 1-2-5 diyelim, 125 TL'li. Adı Mustafa, soyadı Yılmaz olsun. Mezun olduğu bölüm elektrik olsun. Şimdi 3'e basarak listeliyorum. Gördüğünüz gibi kursta kayıtlı kişiler 3 kişi. TC'si, adı, soyadı ve bölümü. Şimdi son kaydı sil. O zaman bizim zaten stek yapımız en son kayıt olan kişi Mustafa. Onu siler. Yani Mesut'u silmez. Mesut'u silmek için önce Mustafa'yı silmek gerekiyor. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi 2'ye basıyorum. En son kaydı sil. 2'ye bastım. 125 numaralı kişi silindi. 125 numaralı kişi en üstteki Mustafa'ydı. Bir bakalım. 3'e basarak listeleyelim. 3'e bastım, listeledim. Gördüğünüz gibi burada 2 kayıt kaldı. Şimdi kursta kayıtlı kişiler. En son kayıtlı kişi bilgilerini gösterir. Bu tabi silmiyor. 4'e basıyorum. Sadece bize gösteriyor. Kursta kayıtlı olan en son kişi 124 numaralı Mesut'muş. TC'si 124 olan isim, soy isim, bölümü. Şimdi burada ne kaldı? Kalan kontenjan. Biz zaten başta, en başta yukarı çıkayım. 5 kişilik bir kontenjan ayırmıştık. Şu an 2 kayıt yaptık. Bir görelim. 3 kişilik kontenjanımız duruyor mu? 5'e bastım, enterladım. Toplam kayıtlı kişi 2 kişi dedi. Kalan kontenjan sayısı da 3 kişi dedi. 0'a bastığım zaman da çıkıyor. Gördüğün gibi çıkış yaptınız diyor. Tabii siteyi bir dolduralım isterseniz. Tekrar başlatacağım, çalıştırdım. Kaç kişiyi kaydetmek istiyorsunuz? 5 diyelim. Kursak yeni kayıt 1 dedim. 1-2-3 ile Saliha'yı kaydedeceğim. Mezun olduğu bölümü işleyeceğim. 1 dedim. 1-2-4 ile Mesut'u kaydedelim gene. Mezun olduğu bölümü uçak diyelim. 1 diyorum, yeni kayıt. 125 ile Mustafa'yı kaydedelim. Elektrik diyelim bölümüne. Şimdi 3'e basarak görelim. Gördüğünüz gibi 3 kişiyi kaydettim. Şu an 2 kişiyi daha kaydedebilirim. Kaydedelim. 1'e bastım. 126 TC'si olsun. Adı Beyza olsun. Şahit diyelim. Mezun olduğu bölüm fizik diyelim. Bunu da kaydetti. Numaralı kişi kursa eklendi dedi. Şu an bir kişiyi daha kaydedebiliriz. Kaydedelim. 1'e bastım. Kursa kaydedecek kişi bilgilerini yazalım. Reyhan diyelim. Pardon, şuraya TC'ye şey yazdım arkadaşlar. Olmazsa bunu silelim. Reyhan diye önce kaydedeyim. Soyadı Yılmaz olsun. Bölümü matematik olsun. Matematik diyelim. Şimdi 3'e basarak bir listeleyelim. Gördüğünüz gibi en son Reyhan'ı kaydettik. Yalnız TC'sine ismini yazdık. Bunu silelim. Nasıl sileceğiz? 2'ye bastığım zaman zaten en üstteki kayıtlı kişi Reyhan olduğu için 2'ye bastım. Burada Reyhan numaralı kişi silin dedi. 3'e basarak tekrar listeliyorum. Reyhan yok. Tekrar Reyhan'ı güncelleyelim. 1'e bastım. Reyhan'ın TC'si 127 olsun. Gene adını Reyhan diye ve soyadını Yılmaz diye, mezun olduğu bölümü de matematik diye kaydedelim. Şimdi 3'e basınca gördüğünüz gibi kayıtımız gene 5 kişi. Yeni bir kayıt yapalım. Bu sefer kayıt yapmayacak. Stek dolmuş olacak. Çünkü kontenjanımız 5 kişiydi. 1'e bastım. Kursa kaydedecek kişi bilgileri. 128 numaralı. Adı Eslem diyelim. Soyadı Şahin diyelim. Mezun olduğu bölüme de tıp diyelim arkadaşlar. Şöyle. Enterladım. Kurs kontenjanı dolu, yeni kayıt alamıyoruz dedi. Yani Eslem'i kaydedemedik çünkü kontenjanımız dolmuştu. Bir bakalım, 3'e basıyorum. Gördüğünüz gibi burada 5 kayıt var. Kalan kontenjan bilgilerini görelim. 5'e basıyorum. Kalan kontenjanımız da 0 kişi. Yani 5 kişiymiş, 5'ini de doldurduk. Silmek istersek de dediğim gibi silme işlemini de sırayla yapıyor. Şu an en üstte kim var? 3'e basarak kaydedelim. En üstte Reyhan var, Beyza var. O şekilde gidiyor. 2'ye bastım. Reyhan silmesi gerekiyor. 127 numaralı Reyhan silindi. 2'ye bastım. Peşindeki silindi. 2'ye bastım. 125 numaralı. 2'ye bastım. 124. 2'ye bastım. 123 numaralı kişiyi sildi. 2'ye bastım. Bana dedi ki kursta kayıtlı kimse yok. Doğal olarak stek boşaldı. Tekrar 3'e basarak bir kontenjanı görelim. Ya da 4'e basarak. 4'e bastım. Kursta kayıtlı kimse yok dedi. 5'e bastım. Toplam kayıtlı kişi sayısı 0. Kontenjanımız da 5 kişiymiş arkadaşlar.
sıfıra basarak programı sonlandırdım. Uygulamamız bu kadardı arkadaşlar. Uygulamamız stack yapısını biraz daha gerçekçi bir uygulamayla kavramaktı. Stack yapısını kavradığımızı düşünüyorum bu uygulamayla birlikte. Uygulamamızda şöyle uygulama kısmını açayım. Burada bir while'ımız var. Bir switch case'imiz var. Tabii kurs node dediğimiz bir siteğin içerisine biz düğüm ekledik. Ve bu düğümleri birbirine bağladık. Bu işleme biz bağlı listeler diyorduk. Yani liste yapısı oluşturduk ve listedeki elemanları da birbirine bağladık. Listemizin değişkenleri bunlar. Bu listeden yani kurs node'dan oluşturduğumuz düğümleri siteğin içerisine ekledik. Siteye geldim. Sitenin en üstüne çıkıyorum. Burada bir global node diye bir tab diye bir değişkenimiz var. Bu düğüm sitenin en üstündeki değişkeni tutuyor arkadaşlar. Buradaki kontenjan sayaç durumunu kontenjanı kullanıcıdan alıyoruz. Sayacı artırıyoruz ekleme yaptıkça, silme yaptıkça sayacı eksiltiyoruz. Ekle fonksiyonumuz bu şekilde arkadaşlar. Sil fonksiyonumuz, yazdır fonksiyonumuz, en son kayıt olan kişi diye bir fonksiyonumuz var. Siz isterseniz bir de şey ekleyin arkadaşlar, şunun altına en son kayıt olan kişi değil, en başta kayıt olan kişiyi bulan bir fonksiyon. Buraya siz oluşturun ve bunu paylaşın arkadaşlar. Ve bunu da main'de uygulamada tabi gerçekleştirin. Sadece şuraya yazın isterseniz. Bunu en son kayıt olan kişi değil de en başta ilk kayıt olan kişiyi bul şeklinde bir fonksiyon olarak buraya yazın ve paylaşın. Sadece o kısmı paylaşmanız yeterli. Kalan kontenjan sayısını buradan hesaplıyorduk. Bunlar da stack dolu mu boş mu diye kontrol eden bir mekanizma. Uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.